Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Ne yemek yemek, ne duş almak. Yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Hançer'in artık Cihan'ı iyice kıskanmayı başlaması çok güzeldi diyorsanız beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Sayımızı görelim. Ayrıca Beyza'nın iyi dersini verdi Hançer. Aferin diyorsanız yorumlar kısmına fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Sayımızı hep beraber görelim. Yeni bölümde Beyza ben hiçbir şey yapmak istemiyorum diye kendini şımarıklıklarına artık Hançer dayanamaz ve üstüne su pürküyor. Cihansa Hançer'e sinirlenecek ve ne yaptın Hançer diyecek. Hançerse yaptığım her şeyi Beyza hak etti diyecek. Beyza yalan söylüyor diyecek. Hepiniz ona inanıyorsunuz diye biraz sinirlenecek. O kadar konuşmalarına rağmen Cihan Beyza'yı yürüyüşe çıkaracak. Hançer de onları görüp çok kıskanacak. Hançer Cihan'ın bu durumlarından, bu davranışından çok üzülecek. Hançer ve Cihan sürekli bundan sonra tartışmaya başlayacaklar. Hançer Beyza'nın yediği çikolatayı görüyor ve Hançer Beyza'nın aslında yemek yediğini ve herkese yalan söylediğini fark edecek. Beyza psikolojik sorunları olduğunu söyleyerek Hançer'la alay edecek. Hançer ise öfkesini kaybedecek ve yenilecek. Beyza'ya bir kova su dökecek. Bundan sonraki bölümlerde Beyza sinsi planlar yaparken Hançer sadece onları izliyor ve sinirlenmekte devam ediyor. Hançer Beyza'nın şeytani yalanlarını ortaya çıkarmak istiyorsa da Hançer'in bir plan yapması gerekiyor. Ama merak etmeyin arkadaşlar. Beyza'nın yalanları ortaya çıkmasına çok az kaldı. Çünkü Yonca'nın çocuğunun engelli olabileceği ortaya çıkacak ve Yonca'nın aldığı testler Beyza'ya adına yapılıyor. Bu testlerin sonuçları Cihan'a ulaşacak. Hançer Beyza'nın yalan söylediğini ve numara yaptığını söyledi ama kimse Hançer'e inanmamıştı. Gerçekte Cihan Hançer'e bağırıyordu. Hançer kendini çaresiz hissedecek. Ve konakta sadece Sinem için yorumlar kısmına bolca mavi boncuk ve kırmızı kalp koymayı unutmayın. Ayrıca yeni analizleri kaçırmamak için hemen kanalımıza abone olun ve aramıza katılın. Bir sonraki analizlerse en kısa sürede sizlere gelmeye devam edecek. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.